Ama bize düşen en büyük vazife, en büyük görev nedir? Her türlü acı hadiseye karşı sabırla, metanetle karşılık vermektir. Bizler de ahirete iktidar ettiğimiz zaman arkamızdan cani gönülden hakkım helal olsun diyen bir topluluk talep edeceğiz. Sizlerden de bu konuda cani gönülden hakkınızı helal etmenizi arzu ediyoruz. Sizleri de hayır üzere yad edecek olan hayırlı nesiller, arkadaşlar, komşular sen bizlere de nasip eyle ya Rabbel Alemin. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Ben nice bilirdiniz, iyi bir Müslüman kişi yaşayıp ahirete öyle irtikal ettiğine dair şahitlik eder misiniz? Evet. Bu dünyadan ahirette hiçbir hak talep etmemek üzere bütün haklarımızı canı gönülden helal edelim, helal edelim. Bu vesileyle uzaktan yakından bu cenaze merasimine gelmiş olan ve şu an duamızı ağabeyim. Mustafa kardeşimiz HES'te, yani tünel içinde çalışan bir kardeşimiz. Bizim mahallemizde ikamet eden çok değerli bir kardeşimizdi. Yaklaşık bir ay önce çalışmaya gittiği Erzurum'un İspir ilçesinde sele kapıldı. Vahim bir olaydan sonra sele kapıldı. Cenazesi yaklaşık bir ay sonra bulundu. Ben burada ilk önce Ordu Milletvekilimiz Sayın Metin Gündoğdu'ya çok teşekkür ediyorum. İlgi alakalarını ilk günden beri esirgemediler. Beni telefonla arayıp bilgi aldılar. Hatta aileyi de gelip bizzat ziyaret ettiler. Ayrıca eski Sağlık Bakanımız Sayın Recep Akta, kendisi de Erzurumlu. Recep Akta, Erzurum Valimize çok 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 teşekkür ediyoruz. Sayın Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı'ya da teşekkür ediyoruz. Neden? Olayı daha başından beri takip ettiler. Mustafa kardeşimiz mahallemizde sessiz, sakin bir çocuk sahibi bir kardeşimizdi. Ekmek parası için Erzurum İspir'e çalışmaya gitti tünelde. Maalesef oradan bugün cansız bedenine ulaşıldı. Sayın vekilim Metin Gündoğdu beni arayarak cenazenin bulunduğunu söyledi. Ben de aileye o gece haber verdim zaten. Tabii üzüldük, yıkıldık ama yapacağımız bir şey yok. Rabbim mekanını cennet etsin diyorum. Ailesine, ilk önce eşine, çocuğuna, sonra anneye, babaya sabırlar niyaz etsin diyorum. Çok üzüldük, yapacak bir şeyimiz yok. Rabbim mekanını cennet etsin.